Evinizde buzdolabınız var mı? Var, evet. İçini doldurabiliyor musunuz? Tamamını dolduramıyorum. 40 yıldır bizim evimizde buzdolabı var. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. İçi doluyor mu peki? İçi dolmuyor şimdi artık. Dolmuyor tabii işte. Şimdi dolmuyor. Artık dolmuyor. Artık şey, fakirleştik. Ben orta sınıftım, fakir oldum. Şimdi dolaşıp dolaşıp eve gideceğiz boş boş. Para yok. Yürürlük evladım. Boşa yürürlük yani. Evdeki buzdolabı doluyor mu peki? Hayır, dolmuyor. Ya. Yani tamamen şu anda bütün esnaf çökmüş durumda. Bunun sebebi ne olabilir? Dolar olabilir bence. Dolar artıyor. Dolar artınca piyasanın malları da artıyor. Ama gidişat iyi değil. Evinizde buzdolabı var mı? Var. Peki içini doldurabiliyor musun? Ya bazen dolduruyoruz, bazen dolduramıyoruz. Evet, refah yok. Evinizde buzdolabı var mı? Var. İçi dolu mu? Her şey var evde. Nasıl, evinizde buzdolabınız var mı? Var tabii. İçi dolu mu? Yarım dolu. Neden yarım dolu? Fiyatlar pahalı da ondan. Evet. Peki buzdolabının refah seviyesini yükselttiğini söylüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evinizde buzdolabınız var, refah seviyeniz yüksek mi? Yok, refah seviyemiz hiç de yüksek değil. Geçim zor. Hayat zor. İstediğiniz her şeyi alabiliyor musunuz? Bütçenizi. Ya şöyle alıyoruz da kredi kartları olmazsa olmuyor yani. Sana bir şey söyleyeyim ben. Yani benim tanıdığım komşular var mesela. Durumum çok kötü diyor. Gidiyorsun her şeyi yiyorlar yani. Herkesin 3-4 tane arabası var, evi var. Ben mesela gidiyoruz alışverişe, markete, işte kasaba. Böyle tıklım tıklım sıraya giriyoruz almak için. Vatandaş tabii ki geliyor mesela kaçla diyor, bu 35 lira. Tabii ki bunun pahalı olduğunu söylüyorlar. Dolar çıktığı için tabii ki biz de pahalı alıyoruz. Hepsi dijital baskı olduğu için. Dolar üzerinden mi? Dolar üzerinden alıyoruz. O zaman sizi bayağı... O zaman da bizi etkiliyor, evet. Vallahi ben şu anda emekliyim. Açıkçası yetiyor diyemeyeceğim. Çünkü her zaman ihtiyaçlar arz talep gibi hep birbirini doğuruyor ama açıkçası pazarımız pahalı. Fiyatlar iyi mi? Fiyatlar bence iyi. Ama bu baştaki cumhurumuz gelirse daha da iyi olacağını inanıyoruz inşallah. Dua ediyoruz. Ben emekliyim, evet. Yetiyor mu emekli? Çok şükür emekli maaşım da yetiyor. Şu anda da aldım bugün. İkramiye mi aldın? İkramiye aldım. Ne kadar idare edecek? Valla beni her sene böyle verirse idare eder, daha da zam vereceğine inanıyorum yani inşallah. Hep buraya kadar dolu. Ababam çektir çektir kredi kartlarını. Ne bayram ne seyran. Her güne bayram, herkes oynamaya başladı. Evinizde buzdolabı var tabii canım, olmaz. İçi dolu mu? Yani esnaf adamın her zaman için dolu olur. Yani memur gibi olmaz. Karanlık biraz çökmeye başladığı zaman çöpleri karıştıran insanlar türedi. Yani ayıp değil. Alım gücü düşük. Ne yapıyor? Biraz çürüğünü mürüğünü ayıklıyor. Evini aşını götürüyor. İşin yani esprisi bir tarafa. Hakikaten milletin durumu iyi değil. Ve inşallah önümüz açılır. Ne olacaksa. Nasıl çözülür? Vallahi onu büyüklere soracaksın. Politikacılara soracaksın. Yani biz ne sıradan vatandaşız. Sen neysen ben de oyum. Emekli. Yetiyor mu emekli parası? Almadım. Yetiyor mu emekli parası? Allah'a şükür. Buzdolabını dolduruyor mu? Ben bir kişiyim hayatım. Ne yapayım doldurup da? Bak bak bunu aldım şimdi. Yeter bana diye. Bir tanesi de düştü. Işte. Vallahi seni ne yapardım ben? Yani manavlar daha pahalı. Pazara geliyoruz. Burası da mı arttı? Yani her yer aynı. Peki evde buzdolabı var mı? Herhalde. İçini doldurabiliyor musun? Ya ben kalabalık değilim. Doldurabiliyorum ama daha kalabalık olanlar var tabii ki. Emekli misin? Emekliyim. Yetiyor mu emekli parası? Tabii artıyor. Kalanla cami yaptırıyoruz. Emekli parası neye yeter canım benim? Mümkün değil. İkramiye de veriyorlar bir yandan ama. Öyleymiş. Bizden kestiklerini veriyorlar bize. Buzdolabı doluyor mu evde? Yok, dolmuyor. Gerçekten dolmuyor. İki poşetle gidiyorsun. Neresini dolduracaksın iki poşetle? Dolmuyor. Birini alsak birini alamıyoruz. Bazı düşmezse hepsi böyle yüksek oluyor. Vergiler de çok yüksek. Vergi yüksek olunca ne oluyor? Hepsine dokunuyor. Dolar yükseldi. Her şey dolarla alınıyor. Buzdolabınız var mı? Çifter çifter. Çok zenginiz. İçleri dolu mu? Nasıl? İçleri dolu mu? İşte fena değil. Kışlık yapıyoruz. Ucuzlayınca difrize atıyoruz. O şekilde idare ediyoruz. Kendi çözümümüzü bu. Öyle. Başka çare yok. Emekli maaşıyla geçinmek kolay değil. Evet. Yetmiyor mu? Yok canım, yetmiyor. Çalışıyorum ekstra. İki saattir hiç müşteri düşmüyor yani. Pahalı mı geliyor fiyatlar? Ya pahalı değil. Normal bu kadar uyum işçilerde şu kayısı 20 milyon, ben 10 liraya indirmişim.
aldığım paraya veriyorum yani. Kendi cebimdeki bana kurtarayım diye yani. Buzdolabı var mı evde? Buzdolabı var. İçi dolu mu? Boş. Boş. Evim zaten burada. Boş. Hadi oğlum. Neden dolmuyor? Nasıl geçiniyorsun? Zor geçiniyoruz yani. Paramıza göre harcama yapıyoruz. Günde bir paket ancak satabiliyorum. Evet. Bir paket daha bakın bitmedi o da. Bir pakete 30 tane alıyoruz. Nasıl geçiniyorsunuz? Bu kadar az kazanç var. Şeyimiz var işte. Emeklim var. Yetmiyor mu emekli parası? Yetmiyor tabii. Yetmiyor. Nerede? Onda ev kirası veriyoruz. Tamam işte. Mecbursun bunu. Buzdolabı var mı? Var. İçi dolu mu? Benle dalga mı geçiyorsun? Et izi görüyor musun deseydin sorsana. Ben 78 yaşındayım bakın. Eski karbüratörcüler denem. Bir ameliyat geçirdim. 6 tane şeyimi aldılar benim. Damarımı aldılar. Ondan sonra beyin ameliyatı geçirdim falan. Elimde ne evim kaldı ne dükkanım kaldı. O zamanın bıçak parası istediler. Bıçak parasından. Herhalde bu durumlara düştük. Yani. Evde ne var mı? Olmaz mı? İçi dolu mu? Çok şükür. Durumunuz iyi o zaman. İşler nasıl? Ya şimdi durumla şeyle alakası yok yani. Şimdi mesela 5 şive bezelye yani. Bundan mesela yarım kilo aldım mı kocaman yemek oluyor. Mesela bir kahvaltı almaya gidin. Günlük torbayı doldurun. Ne oluyor? 60 lira yetmez yani. Valla bugün ikramiye aldık, alıyorum işte. Emekli ikramiyesi. Kaç gün idare eder o ikramiye sizi? Bilmiyorum kaç gün idare eder. Kira parası vereceğiz, bilmiyorum ne işte. Kira da. Tabii. Emekli parası tek başına yetmiyor. Yok, yetmiyor. Bence memleketin hali belli de. Alamıyor mu? Vatandaşa pahalı mı geliyor? Pahalı geliyor değil. Para yok zaten vatandaşta. Evet. Buzdolabı var tabii. Ha, İçi dolu mu? Efendim? İçi dolu mu? Ha şükür. İyiyiz. Devlet memuruyuz. İyiyiz. Çok fazla gezip tozmuyoruz. Harcamamızı kendimize göre yapıyoruz ama. Öyle olunca iyi oluyor. Yani iyi oluyor. Buzdolabı var mı evde? Var. İçi dolu mu? Dolu. Ama annemler memleketten getiriyorlar. Kendi yöntemimizi buluyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Ekmeğe para vermiyoruz. Annemler getiriyorlar işte. Yumurtayı da dedemiz alıyor. Başka türlü geçinmek zor mu? Çok zor. Çok zor hem de. Bebeği olduğu için çalışamıyor şu anda. Evet. Tek maaşla bu kadar anca. Tek maaşla yetmiyor. Evet. Anneler babalar olmazsa yetmiyor yani.